Ocağımın altını açıyorum. Dolma içini yapacağımız kabımızı da hazırlıyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı kenarda tutuyoruz. Önce soğanları hazır hale getiriyoruz. Bir diş de sarımsak, çok az miktarda kullanacağım. Soğanları da yarım piyazlık yapıyorum. Evet, tenceremiz de ısındı. Soğan ve sarımsakları alıyorum ve tencerenin içerisine koyuyorum. Zeytinyağını da ekliyorum içerisine. Dolmalık fıstıklarımı da ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce kavuracağım. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Çam fıstıkları hafif böyle sarı olmaya başladı. Soğanlar da iyice kendini bıraktı. Şimdi pirincimizi ekleyebiliriz içerisine. Pirinci ortalama 20 dakika ılık suda bekletiyorsunuz. Arkasından da soğuk suyla bolca en az 3 kere yıkadıktan sonra süzdürerek kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Bu arada zeytinyağını içerisine koyarken bol miktarda koymanızı öneriyorum. Çünkü pirinç zeytinyağını emecektir kavrulurken. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de bu zaten. Pirinci kavuruyoruz. Bu kavurma esnasında pirinç çatlıyor üzerinde. Küçük çatlaklıklar oluşuyor. Ve o zeytinyağını içerisine emiyor. Şimdi baharatlarımızı da ekleyelim. Tuzumuzu. Yeni bahar. Biraz tarçın. Kuş üzümü. Pirinç güzelce kavruldu. Şimdi artık suyunu ekleyebiliriz. Biz şimdi tam suyunu verelim. Suyunu verdik. Kapağımızı kapatıyoruz. Suyunu iyice çekecek. Suyunu çektikten sonra da ocağın altını kapatacağız ve bir sürede bu şekilde dinlendirdikten sonra kullanıma hazır hale gelecek dolma harcımız. Patlıcanlarla ilgili de ince uzun şeritler halinde doğrayacağız. Sap kısmını alalım patlıcanın. Ve bakın bu şekilde ince uzun şeritler halinde kesiyoruz. Ve tencerelerin yerini de değiştirelim. Bunu büyük ocağa alıyoruz. Ve en büyük ocağa da ızgara tavamızı koyuyoruz. Bunun altını da açalım. Diğer patlıcanı da aynı şekilde ince uzun şeritler halinde kesiyorum. Üzerine çok az tuz gezdireceğim. Hafif terleteceğim patlıcanları. Büyük ocağımızın da altı açık. Patlıcanlarımızı burada ters düz yaparak kızartacağız ızgara tavamızda. Bu arada dolma harcımız da yavaş yavaş suyunu çekiyor. Suyunu tamamen çektikten sonra ocağımızın altını kapatacağız ve bir sürede bu şekilde dinlendireceğiz. Patlıcanların tuzunu koyduktan sonra birkaç dakika bu şekilde beklettik. Şimdi suyunu alarak, üzerine çünkü terleme yaptı, suyunu alarak kızartmaya başlayabiliriz. Bunun içerisine alalım şimdi. Ve üzerini de kapatıyoruz bu şekilde. Bakın suyunu hemen emmeye başladı. Havlu kağıt. Evet, tavamız da hazır. Şimdi bir miktar yağ koyuyorum ızgara tavamıza. Evet, ilk koyduklarımızı ters düz yapıyoruz. Dolma içinde bir kontrol edelim. Biraz daha şimdi zeytinyağı gezdiriyorum iyice kızarmaları için. Evet, ilk koyduğumuz kızaran patlıcanları alabiliriz artık. Evet, ocağımın altını kapattım. Bu ısı yeterli gelecektir. Patlıcanlarımızı güzelce kızarttık. Diğerlerini de alıyorum şimdi. Evet, patlıcanlarımız hazır. Biraz kenarda bekleteceğim, soğuyacak. Dolma harcımız da suyunu çekmek üzere. O da suyunu çektikten sonra biraz da soğutacağız. Arkasından da dolmamızı sarabiliriz. Dolma harcımız iyice kendini çektikten sonra şimdi artık servise geçiyoruz. Servis yapmak için önce bir rulo yapacağız. Streç filmle rulomuzu sarmak için açıyorum. Patlıcanlarımızı bu şekilde diziyoruz. Uzun olanlardan koyuyorum önce. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra şimdi sıra geldi harcımızı koymaya. Dolma harcımızı bu da bu şekilde iyice yerleştiriyoruz iç kısmına. Şimdi sarmaya geldi sıra. Patlıcanları bu şekilde üzerine doğru getiriyorum ve iyice bastırarak
diğer patlıcanların ucunu yakalıyor ve iyice sıkıştırıyorum. Sushi sarar gibi bu şekilde patlıcanlarımızı güzelce sarıyoruz ve sıkıştırıyoruz iki tarafından. Sıkıştırdıktan sonra şimdi açacağız. Evet, servis tabağımızı da yanımıza alalım. Patlıcanlarımızı bu şekilde kesiyoruz. Aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Biraz daha kalın veya biraz daha ince yapabilirsiniz. Sonuncu dolmamızı da bu şekilde koyduktan sonra servisimizi hazır hale getirdik. Şimdi küçük bir iki parça biber koyacağım. Şimdi bir parça da maydanoz ekleyeceğim. Çok az bir sızma zeytinyağı. Ve dolmamız servise hazır.